Bu hafta turizm haftası olması sebebiyle bu haftaki insan, toplum ve medeniyet dersimizde turizm sektöründen çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Eğinlioğlu yayınımıza katılıyor. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tüm öğrenci kardeşlerimin ve izleyicilerin de turizm haftasını kutlarım. Aynı zamanda da hepsine sağlıklı, sıhhatli yıllar diliyorum. Başarılar evet. Diliyorum. Hakan Bey bugün bize insan ve toplumun turizm ile ilişkisi üzerine bir konuşma yapacak. Konuşmasına geçmeden önce kendisinden müsaade istiyorum. Kısa bir özgeçmişinden bahsetmek isterim. Hakan Bey İstanbul doğumlu, iki çocuk babası, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu ve İtalyanca dilinde 30 yıldır profesyonel turist rehberliği yapmakta. 2013 yılında meslek yasası sonrası kurulan ilk TUREP yönetiminde başkan yardımcılığı, akabinde de İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. Yakın zamanda yapılan 4. Genel Kurul seçimlerinde de TUREP Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. Ve ayrıca Turist Rehberleri Vakfı mütevelli üyesidir. Evet, ben burada sözü Sayın Hakan Eğinlioğlu'na bırakmak istiyorum. Buyurun Hakan Bey. Sevgili öğrenci kardeşlerim, değerli izleyiciler. Şimdi sizlere içerik, insan, toplum ve medeniyet ve bunun üzerine turizm nasıl olur? Turizmle ilişkisi nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Dilim yettiğince, bilgim yettiğince. Hatalar olursa kusura bakmayın. Mümkün olduğu kadar toparlamaya çalışacağım. Şimdi insan ilk oluştuğu an, bildiğimiz gibi Afrika'da ilk oluşan insan, daha sonra bu bir hominid cinsi 1,5 milyon yıl kadar önce ayağa kalkıyor. İşte bir takım şeyler eliyle alet tutmaya başlıyor. Daha sonra çevresindeki diğer hemcinsleriyle, türleriyle ilişki içerisine giriyor. Ve daha sonra gelişmeye başlıyor. Bu gelişen varlık yavaş yavaş Filistin'e doğru, Filistin'den Zagros dağlarına doğru, Mezopotamya'ya doğru yönelen bir göç sürecini yaşıyor. Ve böylelikle insan seyahat ediyor. İnsan ilk oluştuğu andan itibaren hangi açıdan bakarsak bakalım, yani gerek bilimsel açıdan gerekse dinsel açıdan da bakıyorsanız, insan ortaya çıktığı alandan itibaren bir seyahat olayına başlıyor. Ne için başlıyor? Daha iyi ortamlara kavuşabilsin diye, daha iyi besin alabilsin, daha korunmalı yerlere sahip olabilsin ve mümkün olduğu kadar türünün devamını sürdürebilsin diye sürekli göç ediyor. Bu göç aslında Mezopotamya'ya doğru geliyor ama dünyanın pek çok alanlarında da benzer şeyleri görüyoruz. Benzer göçleri görüyoruz. Şimdi baktığımız vakit insanın hareket halinde olması türleriyle, kendi toplumuyla ilişki içerisinde olması, yaşam mücadelesi içerisinde olması ve bunun sürekli bu yaşam mücadelesi içerisinde hareket halinde olmasını gerektiriyor. Savaşlar da bu yüzden çıkıyor, göçler de bu yüzden oluyor. Benzer pek çok şeyi insan hareket halinde gerçekleştiriyor. Turizm de bir hareketlilik sonuçta baktığımız vakit. Ama arasında çok büyük bir fark var. Ticaretle turizm arasında bir ilişki var. Ticaretle turizm arasındaki ilişkiyi aslında şöyle de biraz sonra anlatacağım size, değineceğim, ayrıntılarına gireceğim. İnsanın hareketliliği, farklı yerler görmesi, farklı toplumlarla bir araya gelmesi, o farklı toplumlarla hem kültürel hem ekonomik ilişkiler içerisine girmesi aslında insanın
farkında olmadan da bir medeniyet kurmasında çok büyük katkısı oluyor. Baktığımız vakit tarihe, ilk uygarlığın Mezopotamya'da oluştuğunu biliyoruz. Yani tarihsel bir takım veriler bize, yani şu anda bilinen verilerde ilk uygarlığın Mezopotamya'da geliştiğini gösteriyor. Buranın da tabii coğrafik özellikleri çok önemli. Biraz önce size söylediğim gibi insanın ilk ortaya çıkışından itibaren sürekli daha sağlıklı, daha böyle korunmalı yerlere doğru göç etmek arzusu, besin ihtiyacı, barınma ihtiyacı dolayısıyla insan Mezopotamya'da kendini bulmuyor. Niçin buluyor? Çünkü iki nehrin arasında verimli bir arazi. Eufrat ve Tigre. Baktığınız vakit Mezopotamya, hani kelime anlamıyla Yunanca'dan gelme bir kelime, iki nehir arası anlamına geliyor. Aslında bunun başka Süryanice karşılığı da galiba yanılmıyorsam Beyt Nahrin, nehirler ülkesi anlamına geliyor. Ya yani burası çok önemli bir yer, arazi ve bu arazide insan bir süre sonra zaten tarım yapmaya başlıyor. Tarım yapmaya başlayınca da Neolitik zaman, biliyorsunuz Neolitik zamanın diğer Paleolitik'ten farkı, insanın toplayıcılıktan, avcılıktan tarıma geçmesi ve ilk barınakların oluşturması anlamına geliyor. Böylelikle ilk şehirler kuruluyor Sümer'de. Uruk şehri mesela kuruluyor 4000 yıllarında. Aslında Sümer tarihi bir şehir tarihi. Şehirler oluşuyor, şehir siteleri oluşuyor. Şehirleşme olayı Neolitik'le başlayan bir süreç. Bu yaklaşık 4000'lerde, milattan önce 4000'lerde başlıyor. Aslında baktığımız vakit tarihe ilk Neolitik dönem bölgemizde Çatalhöyük denilir. Çatalhöyük'te de 7400-6200 tarihleri arasında milattan önce başlamasına rağmen aslında şehirlerin gelişmesi, büyük oranda gelişmesi Mezopotamya'da gerçekleşiyor. Fakat tarihçiler daha geniş bir takım terimler bulmuşlar. Mesela Amerikalı bir Mısır bilimci var, Brested diye. O bereketli hilal terimini ilk kez kullanıyor tarihte. 20. yüzyıl başlarında bu araştırmalarını yaparken Brested daha geniş bir alan çiziyor bize. Yani eski Mısır'daki Nil Vadisi'nin çevresinden Zaros Dağları'na, İran'daki Zaros Dağları'na kadar kuzeyde, bu alanın kuzeyinde yer alan Güneydoğu Anadolu bölgemize denk gelen Toros Dağları bir sınır teşkil ediyor. Ve aşağıda da yine çöllük arazi. Bu verimli iki nehrin arasındaki bu verimli hilal şeklindeki arazi çok çok önemli. İnsanlığın uygarlık tarihi için çok önemli. İnsan ilişkileri için çok önemli. Dolayısıyla buradan mesela biz en son araştırmalarda Göbekli Tepe'yi biliyoruz. Mesela Göbekli Tepe'nin tarihi 12 bin civarında, 11 bin, milattan önce 11 bin, 12 bin tarihlerine denk geliyor. Göbekli Tepe bir kere Neolitik kavramını değiştirmeye başladı. Hala tartışılan bir konu, çok bilinmeyeni var hala. Çok büyük araştırmalar yapmış olsa da sevgili değerli bilim adamımız Klaus Schmidt ve Neolitik dönemi 12 binlere kadar uzayabilir diye bir görüş var. Bu 8 binlerden 12 bine gelmesi ve bu alanın da bereketli hilal içerisinde bulunuyor olması, bu bölgeyi özellikle sevgili Urfalıları, Gaziantep'lileri aslında bu alanın tarihsel açısından ne kadar önemli olduğunu zaten bildiklerine inanıyorum. Ve bu alanda bulunan bütün bu kentlerin geçmişte insan uygarlığına çok büyük armağanlar verdiğini, önemli bir takım gelişmelerin burada gerçekleştiğini biliyoruz. Mesela nedir bunlardan bir tanesi? Yazıdır. Yazı da çok önemli. Yazı ticaretin gelişlemesine, artmasına neden olmuş çok önemli bir şeydir. Aynı zamanda yazılı eser bırakmaya olanak vermiştir. Yazı da yaklaşık yine Sümerler zamanında ortaya çıkmış. Milattan önce 3200'lere denk geliyor çivi yazısı yaklaşık olarak. Fakat daha sonra ilk alfabe de bereketli hilal arasında bulunuyor. Bildiğimiz ilk alfabe
Ugarit alfabesi. Ugarit alfabesi de M.Ö. 2900'lere, pardon özür dilerim, 13. yüzyıla denk geliyor. Ve daha sonra Finik alfabesi, 9. yüzyılda Antik İbrani, M.Ö. 8. yüzyılda Yunan alfabesi oluşuyor. İlginçtir, Yunan alfabesiyle birlikte bizim özellikle Ege bölgesinde, Ege Denizi'nin çevresindeki Helen uygarlığı arasında yazılı eserler bir süre sonra bırakılmaya başlıyor. İnsan ilişkileri devam ediyor. Fakat baktığımız vakit kültürler arasında da bir hareketlilik görüyoruz. Nasıl insan ilk ortaya çıkışından ilk neolitik dönem uygarlığını kuruncaya kadar bir hareketlilik içerisine girmişse, aslında kültürler de belli bir takım hareketliliği yaşıyorlar. Daha iyi yerlere, daha verimli arazilere gitmeye çalışıyorlar ve böylelikle ticaret gelişiyor. Ticaret aslında ilkel turizm aslında. Ticarette de insanlar bir yerlere gidiyorlar, farklı yerler görüyorlar, farklı yerlerde bir takım bilgiler ediniyorlar, farklı düşüncelerle karşılaşıyorlar ve dolayısıyla bu insanlar arasında, kültürler arasında bir sentez oluşmasına neden oluyor. Sentezin oluşması aslında uygarlığın gelişmesi açısından çok faydalı. Yalnız bir takım farklı bakış açıları var. Özellikle Batı medeniyetini bildiğiniz gibi eski Yunan'dan itibaren başlattıklarını biliyoruz. Yani Batılılar diyor ki eski Yunan Roma. Ondan sonra işte özellikle İtalya'da Orta Çağ döneminde humanizma, Rönesans, aydınlanma ve daha sonra sanayi devrimine doğru uzayan bir silsile içerisinde açıkladıkları bir Batı uygarlığı var. Ama Batı uygarlığının sadece kültürel evrimini, devinimini gösteren bu gidişatı biz bir yerde eksik görüyoruz. Bizim gibi Anadolulular ve Avrupa dışında olup da Avrupa'ya yakın olan Anadolular çok iyi biliyor ki aslında Batı uygarlığının temeli eski Yunan'dan başlamıyor. Aslında bu Mezopotamya'dan başlıyor ve Bereketli Hilal'den başlıyor, Mısır'dan başlıyor ve daha sonra Minos'a sıçrıyor, Girit'e sıçrıyor ve daha sonra Yunanlılarla Helen Yarımadası'na gelen, Yunan Yarımadası'na gelen aslında bir barbar kavim olan Helen Akatların Minos uygarlığıyla tanışmasına neden oluyor. Bunlar hep kültürel bir hareketliliği gösteriyor. Kültürel hareketlilikte aynı biraz önce söylediğim gibi göçlerle birlikte gelen, barınma ihtiyacından doğan hareketlilikte aslında bir çeşit turizm aslında. Fakat turizmin çağdaş olarak ortaya çıkışı tabii ki 20. yüzyılda başlıyor. 20. yüzyılda bir sektörel gerçek haline gelmeye başlıyor. Ama bundan önceki dönemleri de es geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü turizmde aynen ticaret gibi insanları bir araya toplayan ve aralarındaki ilişkileri sağlayan bir özellik taşımakta. Mesela Akatların Helen kültürü Anadolu kültürüyle tanışmaya başlıyor. İlk ticari anlaşmalar yapılıyor. Aslında din de değişiyor. Toplumsal anlayış da değişiyor. Çünkü Yunanlılar, Akatlılar, bizim Yunan dediğimiz aslında temelde köken olarak baktığımız Akat dediğimiz millet, kabim, orada daha ataerkil bir düzene sahipken Anadolu'da anaerkil bir kültürle karşılaşıyorlar. Çünkü neden öyle diyoruz? Anaerkil, çünkü toprak ana dediğimiz, ilk Çatalhöyük'te örneklerini görmeye başladığımız, daha sonra Kibele, Kubaba, Hititler zamanında, daha sonra Kibele, Frigler zamanında, daha sonra Efes'te, Efes Artemiti dediğimiz, hani şekilde gördüğünüz gibi çok göğüslü, Kenan'da arılar falan olan heykeli pek çoğumuz biliriz. Orada bir Helen kültürüyle karşılaşma ve o sentezi görüyoruz resmen o heykelde. Dolayısıyla anaerkillikle tanışıyorlar. Kültürler değişmeye başlıyor, toplum değişmeye başlıyor ve insanlar sürekli göç halinde. İlk otoyollarda bildiğimiz gibi değerli arkadaşlar nehirler aslında. Bu Eufrat ve Dicle nehirlerini aslında
yol olarak kullanmış insanlar, malzeme taşımalarında, eşya taşımalarında ve seyahatlerde kullanmışlar. Daha sonra yollar yapılmaya başlanmış. Zaten ilk modern, güzel, büyük yolları da Romalılar döneminde biliyoruz. Hala Anadolu'nun pek çok yerinde bu yolların izlerini rastlamaktayız. Göçler böyle sürerken, insanlar birbirleriyle tanışmaya başlarken toplum da kendini yenilemekte sürekli, devinim içerisinde. Yepyeni kültürler, yepyeni uygarlıklar, gelişen zaman içerisinde gelişen ilişkiler ağı içerisinde medeniyet dediğimiz, uygarlık dediğimiz olay da genişliyor. Turizm ticaretten hiçbir farkı yok dedim. Çünkü ticaret nasıl Efes'te bir Yunan ve Roma kenti olan Efesus'ta Mısırlılar için bir Isis tapınağı yapabilmişlerse, demek ki buraya seyahat eden Mısırlı gemicilerin, bir çeşit yani daha ilk dönem turistlerin rahatlıkla gezebilecekleri ve kendilerini ibadet edebilecekleri bir yer de temin etmişler. Buradan görüyoruz ki aslında şöyle bir sonuca varmak çok kolay. Aslında turizm barış zamanı, turizm savaşı sevmez. Turizm barıştır. Eğer ortam düzenli olursa, insan ilişkileri, toplumlar arasındaki ilişkiler iyi olmaya başlayınca turizm gelişir. Ve bu turizmin gelişmesi aynı zamanda insanların, toplumların sadece ekonomik anlamda değil, kültürel anlamda da, başka konularda da gelişmesine neden olmaktadır. Bunu hep tarihten beri görüyoruz. Dolayısıyla biraz önce size biraz kabaca anlattım, yani genel hatlarıyla anlattığım bu ilişkiler ağında hep bir hareketlilik gördük. Bir transfer, bir yerden bir yere gitmek, belli amaçlar doğrultusunda gitmek, hep daha iyi, daha güzel koşullarda yaşamak, daha çok besine sahip olmak derken insanlar hareket, değişik yerler, ülkeleri gezmek, görme olayına başlıyor. Ama bu olayın insanlarda bir başka bir hobi ya da bir alışkanlık haline gelmesi, ticari bir meta haline gelmesi apayrı, yani ticaretten ayrı değişik bir sektör haline gelmesi, işte biraz önce de yine dediğim gibi 20. yüzyılın başlarında oluşuyor ve böylelikle turizm hareketliliği gün geçtikçe artan bir tempoda gelişiyor, zamanımıza kadar geliyor. Yani baktığımız vakit sağımızda solumuzda savaşlar var. Mesela bir Ukrayna Savaşı var. Rus-Ukrayna Savaşı var. Güneyde savaş var. Suriye'de iç savaş var. Başka bölgelerde dünyanın savaşlar var. Bu savaşlar tabii dolayısıyla yıkım getirdiği gibi savaşların da getirdiği bir takım göçler meydana geliyor. Bu göçlerde de insanlar daha sağlıklı, daha korunmalı yerlere gitmeye çalışıyorlar. Bunlar zorunlu bir takım seyahatleri gerektiriyor ama turizmdeki fark şu, turizm bunu belli ticari kaygılarla, ticari amaçlarla insanların barış zamanında eğlenmek için, kendi ilişkilerini geliştirmek, yeni insanlar görmek, yeni ülkeleri tanımak, yeni kültürlerle karşılaşmak amacıyla bir araç olarak kullanabileceğimiz bir sektör haline geliyor 20. yüzyılda. Aslında turizmin en önemli konuları bu dedik ama peki zararları yok mu diye sorabilirsek şu var, turizm birazcık eski kültürlere karşı ya da alışkanlıklara karşı bir dejenerasyonu da beraberinde getirebilir. Yani bunun böyle bir durumu da söz konusu. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bildiğimiz gibi uzun yıllardan beri göçerlik vardı Anadolu'da. Yörükler vardı. Yörüklerin özellikle yaz aylarında hayvanlarını alıp işte aileleri alıp yaylalara çıktığını biliriz. Eski tarihlerden beri hep böyle olur. Kışları da daha böyle korunaklı yerlere giderler. Çadırları vardır. Bunlar zorunlu olarak bu hayat biçimini sürdüren insanlardır. Ama daha sonra mesela bugün turizmde ne oluyor?
Artık o göçerlik çağımızda azalmasına rağmen biz ne yapıyoruz? Turistler için yolların kenarlarına yörük çadırları kuruyoruz. Hani görsünler diye. Ama oradaki insanlar zaten artık çadırlarda yaşayan insanlar olmaktan çıkmış. Kentlerde yaşıyorlar. Ama sanki geçmişte yaşayan insanlar gibi hareket ederek turistlere karşı bir çeşit kendi ürünlerini satarak aslında turizmimize katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Ama bir taraftan da baktığımız vakit o eski gelenekler kaybolmuş oluyor. Ve insan ilişkileri değişiyor. Daha çok ekonomik para hırsı turizm bölgelerinde görülebiliyor. Bunlar çok değişiyor. Yani mesela bir turist bir şeyi satın almaya başladığı vakit turistik bir yere geldiğinde fiyatlar yükseliyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyle. Yani İtalya'da gitseniz, İspanya'da gitseniz, herhangi bir turistik bölgeye gittiğinizde fiyatlar yükseliyor. Ama bu kişiler örneğin Türkiye'nin daha az turistik yerlerine doğru gittiklerinde daha içten misafirperverlikle karşılaştıkları gibi daha az ücretlerle daha iyi alışveriş de yapabiliyorlar. Barınma ve konaklama ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorlar. Dolayısıyla turizm bir şekilde aslında insanlar arasındaki ilişkileri de hem olumlu yönde etkiliyor hem de bazen olumsuz yönde etkiliyor. Bu arada tabii hepimiz de biliriz ki turizm, turistik yerlerde bir ev falan tutmaya başladığınız vakit dünyanın parasını da ödüyorsunuz. O da turizmde fiyatları yükseltiyor. Yani ne kadar çok yabancı gelirse, ne kadar çok insan yabancı döviz söz konusuysa orada. Dolayısıyla yemek fiyatlarından tutun barınma fiyatlarınız da artıyor. Bu durumda bu pahalılık yaratıyor. Daha çok parası olanların söz sahibi olabildikleri bir ortama neden olabiliyor. Bunlar da turizmin hep olumsuz tarafları ama dünyanın her yerinde bu maalesef böyle. Öte taraftan da tabii turizm özellikle ekonomimiz açısından hem döviz açısından nasıl dış ihracat önemliyse ikinci bir önemli yerde bacasız sanayi dediğimiz turizmin turizmdir. Çünkü turizm bu iki dalda, iki sektörde döviz olayını bir ülkeye getiren en önemli iki büyük sektör. Dolayısıyla ekonomik açıdan turizm çok iyi, çok faydalı olabiliyor. Dolayısıyla bu olayı da sağlayabilmek, yani turizmde çok başarılı olabilmenin yolu kimileri diyor ki efendim turizm finans işi, dolayısıyla büyük oteller açmalı, işte büyük restoranlar oluşmalı, betonlaşma, sonuçta iş betonlaşmaya gidiyor. Turizm aslında sadece sermaye gözetilerek yapıldığı andan itibaren betonlaşma dediğimiz bir olay meydana geliyor. Betonlaşma sadece dışsal açıdan değil, insan yüreğinde de, insan bakış açısında da bir betonlaşmayı beraberinde getirir. Yani burada şudur söz konusu olan, turizmin en önemli faktörü insandır. Yani kalifeli insanla turizm yapılır. Sadece sermaye değildir. Bunu biz anlatmaya çalışıyoruz. Yani eğer turizmde başarıya ulaşmak istiyorsak, diğer sektörlerde de olur ama özellikle turizmde, kalifiye, yetişmiş, dil bilen insanların olması çok çok önemli. Çünkü büyük otelleri kurabilirsiniz. Çok güzel otellerimiz var bizim Akdeniz çanağında, Ege'de, İç Anadolu'da. Çok güzel otellerimiz var ama o otelleri iyi idare edebilmeniz lazım. O yöneticisinden çalışan komisine kadar, işte ne bileyim turist rehberinden, pek çok alana kadar turizmde çalışacak kişilerin kalifiye, birikimli insanlar olması, donanımlı insanlar olması lazım. Çünkü turizm sadece parayla olmuş olsaydı herkes şu anda turizmde kalkınırdı ama insan faktörü turizmi güzel bir planlamayla birlikte çok önemli yerlere getireceğini düşünüyorum açıkçası. Bunu hep görüyoruz ve her yerde de ben kişisel olarak da olsun, pek çok arkadaşımız da olsun, pek çok insan da olsun bu işe bilinçli bir şekilde bakan insanlar zaten insan faktörünün
birey ne kadar önemli olduğunu turizmde söylüyorlar her yerde. Yani şey var, şöyle bir durum var. İnsan, toplum. Yani tek tek toplum hep bireylerden oluşmuş durumda. Senden, benden, karşıdaki Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ayşe'den, Fatma'dan oluşmuş bir toplumuz. Her birinin kişisel olarak düşünceleri, duyguları çok önemli. Kendi aralarındaki ilişkiler çok önemli. Bu ilişkiler aslında o toplumun kalitesini de belirliyor, düzeyini belirliyor. Yani biz bu insan ilişkilerini sıradan gayri ciddi bir şekilde değil, daha düzenli, birbirine saygı duyan, birbirini önemseyen insanlar olarak bu ilişkileri o baz içerisinde tutarsak, o toplumun düzeyinin de arttığını, bu toplumun gelişmiş toplum olarak görülebileceğini görüyoruz aslında. Bu da tabii uygarlığa yansıyor. Daha yaratıcı, daha çok araştırıcı ve insan bazlı bir toplum haline geliyor. Yani insan bazlı bir toplum demek, yani insanı düşünen, insana değer veren, insana değer verdiği gibi doğaya da değer veren bir toplum haline gelmemize yol açıyor. Bunları özellikle turizm içerisinde gördüğümüz vakit o turizmin çok daha fazla ilgi çekeceğini, aslında doğamızı, topraklarımızı kirletmeden, bozmadan, yağmalamadan turizmi çok daha iyi yerlere götürebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünün, sahiller alın mesela. İskenderun, Arsus'tan tutun şeye kadar, Kuşadası'na kadar. Baktığınız vakit sitelerden, işte ne bileyim otellerden geçilmiyor. Fakat orası aynı zamanda çok güzel doğal güzelliklerin olduğu bir yer. Yani insanların özgürce plaja girebildikleri, rahat tatil yapabilecekleri yerlere de ihtiyacımız var. Ormanlara ihtiyacımız var. Yani betonlarla ormanların kesilmesi, ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi, onun yerine otellerin yapılması, tamam güzel şeyler oteller de, ama mümkün olduğu kadar doğayı da korumamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü doğayla insanın bir ilişkisi de var. Yani insanla doğanın ilişkisi hem psikolojik olarak hem ekonomik açıdan, pek çok açıdan çok değerli. Dolayısıyla bu toplumumuzun bu bilinç içerisinde olması, doğasına değer vermesi, değerlerine kıymetlendirmesi, onları üst düzeyde tutması ve turizme bunun yansıması aslında o ülkenin turizmini çok daha iyi yerlere getirebileceğini düşünüyorum. Bu dolayısıyla bu konularda geniş çapta insanlarımızın aydınlatılması için elimizden geleni de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Uygarlık açısından evet, turizm güzel bir şey. Mesela bir örnek daha vereyim size. Hani seyahat dedik de şey de çok önemli. İnsanların, farklı insanları tanıması. Psikolojik açıdan baktığınız vakit tanımadığınız insanlar korkarsınız bazı insanlardan. Bir şeydir, algı seçiciliği vardır. Tanımadığınız insan uzaktan size yansıtıldığı biçimde geldiği vakit ürkersiniz. Ya dersiniz, bu işte düşman gözüyle de görebilirsiniz. Farklı toplum dersiniz, barbar dersiniz ya da bizi anlamıyor dersiniz. Fakat turizmle, turizm vasıtasıyla siz o insanların yaşadığı ülkelere gittiğinizde, o insanları yakından tanıma fırsatını yakaladığınızda aslında size yansıtıldığı gibi olmadığını da görebilirsiniz. Ve onların da sizin gibi insan olduğunu, onların da gözlerinin, kaşlarının olduğunu, onların da ağladığını, bazen güldüğünü, yakından temas ettiğiniz vakit daha iyi görüyorsunuz. Dolayısıyla turizmin insanların birbirini anlaması, daha barışçıl bir şekilde yaşamalarına büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Mesela bunun ilk büyük adımını 1960'larda, 68'lerde şeyde çok görüyoruz. Bunda turizme çok katkısı oldu. Mesela hippie hareketi vardı. Flower Power hareketi. Amerika'da, sonra Avrupa'da şeyde başladı. Dediler ki o tarihte gençler
var olan kültürel değerleri reddederek dediler dünyayı tanımamız lazım, dünyayı varlıklarını tanımamız lazım, seyahat etmemiz lazım. Seyahat olayı çıktı. Mesela ünlü Jack Kerouac'ın On the Road diye romanı vardır. Bu şeyde bu konuları ele alır. Benzer pek çok eser yazılmıştır. Adam seyahat eder, seyahat etmeye başlar. Amerika'dan gider, Anadolu'ya gelir. Mesela Sultanahmet'e gelir, Anadolu'ya gelir. Oradan Nepal'e gider, Katmandu'ya gider, Hindistan'a gider. Başka ülkelere gider. Ve o Amerikalı böyle kendi sadece kendi kabuğu içerisinde bütün dünyayı Amerika'dan gören yani gösterilen kişiler dünyayı tanımaya başlarlar. Avrupalı böyle. Başka ülkelerin vatandaşlarıyla temasa geçerler. Onların ülkelerini ziyaret ederler. Öncelikle bu hani sırtına heybeyi alır, çantasını alır, gezer. Ama o daha sonra gelişmeye başlar. Bu sefer daha iyi ekonomik seviyelere sahip insanlar da gezmeye başlarlar. Bunların çok büyük turizme katkısı olmuştur ve insanların birbirlerini tanımalarına çok büyük katkısı olmuştur. Turizm bu açıdan baktığımız vakit zararlı kısımlarını ve yararlı kısımlarını hesap ederek, güzel planlamalar yaparak insanın toplum içerisindeki değerini baz alarak, çok iyi planlamalar yaparak doğayla uyumlu bir biçimde gerçekleştirdiğimiz vakit bence insanlara, toplumlara çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yani benim kafamdaki turizm böyle düzenli, insan bazlı, doğa bazlı bir turizm. Yani turizmi sadece para ve döviz olarak görmek yanlış bence. Ha, para getirmiyor mu, döviz getirmiyor mu? Getiriyor tabii, pek çok insan buradan para kazanıyor. Hepsi de gerçekten buna ihtiyacı var. Mesela turistlerin son zamanlarda yeterince Türkiye'ye gelmemeleri, batılı turistlerin gelmemeleri neticesinde pek çok rehber arkadaşımız işsiz kaldı şu anda. Pandemi de buna neden oldu. Mesela bir hastalık çıktı pandemi, seyahat olayını kısıtladı. Seyahat olayını kısıtlayınca hem psikolojik olarak rahatsızlık duymaya başladı insanlar, hem de sürekli hayatını seyahat içinde sürdüren, yani yaşamını seyahat üzerine bina etmiş insanlar ve buradan para kazanan insanlar psikolojik rahatsızlığa da düştüler. Sadece ekonomik değil, bu da var. Dolayısıyla inşallah bu şey yavaş yavaş azalıyor. Pandemi tehlikesi de. Ben umutluyum. Umutlu olmak çok önemli. Yani umutsuz olduğunuz vakit çözüm üretemiyor insan. Ama umutlu olduğunuz vakit her zaman çözüm üretme şansınız var. Dolayısıyla ben umutluyum. Bu pandemi olayının da, ekonomik krizin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Böyle olduğu vakit biz daha çok seyahat edeceğiz. Rehberlerimiz daha çok çalışacaklar. Daha çok para kazanacaklar. Vatandaşımız da, insanlarımız da daha çok şehir görecekler ülke içinde. Hatta yurt dışına gidecekler. Böylelikle farklı insanları, farklı toplumları görecekler. Karşılaştırma yapacaklar kendileriyle. Daha önce farklı ve olumsuz düşündüğü insanların aslında kendilerinden hiç de bir farkı olmadığını, ortak noktaların olduğunu görecekler. Güzel arkadaşlıklar belki kuracaklar. Dolayısıyla bunlar toplumumuza daha böyle toleranslı, daha birbirine saygı duyan insanlar haline gelmesine yardımcı olacak. Ben buna inanıyorum. Yani genel anlamda söylemek istediğim şeyler bunlar. Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Turizmin insan ve toplum bağlamında tarihsel gelişimiyle ilgili bizim önemli bilgiler paylaştınız. Bizi bir nevi tarihsel bir yolculuğa çıkardınız diyebiliriz. Ayrıca turizmin katkısının yanı sıra olumsuz yanlarıyla ilgili de bir takım önemli mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü. Ben teşekkür ediyorum. Müsaadeniz olursa benim birkaç sorum olacak. Estağfurullah. Bu soruları tek tek mi yönelteyim, toplu olarak mı yönelteyim, nasıl yapalım? Tek tek yönelteyim isterseniz, soru cevap şeklinde olsun. Öncelikle 30 yıllık bir meslek geçmişiniz var ve deneyiminiz var. Hani büyük bir deneyiminiz var. Bu doğrultuda turist rehberliği öğrencilerimize ve rehberlik mesleğini icra eden genç arkadaşlarımız için tavsiyeleriniz var mıdır, nelerdir tavsiyeleriniz?
Hocam şimdi tabii tavsiye vermek kelime olarak pek de güzel değil. Gençler, bugünkü gençler tavsiye kelimesini pek güzel algılamıyor. Benim oğlumdan biliyorum ben. O yüzden ben düşüncelerimi söyleyeyim arkadaşlarıma, net nasıl diyeyim, tavsiye demeyeyim de hani benim görüşüm şöyle diyeyim. Çok özellikle rehber olan arkadaşlarım, kardeşlerim, diğer bölümdeki insanlar da öyle. Mutlaka dil bilsinler. Yani dil bilmek çok önemli. Yabancı bir dil bilmek çok önemli. Artı okusunlar, çok okusunlar. Yani şu anda hepimizin elinde bir internet var. İşin kolayına kaçıyoruz. Ben de yapıyorum bunu maalesef. İnterneti takip ediyoruz ama bir şu kitabı açıp sayfalarını çevirip okumak, onun kokusunu almak o kadar güzel bir şey ki. Yani kitap okumak çok güzel bir şey. Mümkün olduğu kadar kitabı ve bol bol geçsinler. Diyecekler ki hani para maalesef işte o biraz engelliyor bunları. Ekonomik olarak pek çok kardeşimin sıkıntılı olduğunu tahmin ediyorum. Herkes o koşullara sahip değil. Çoğu zaman hepimiz yaşadık. Ben de öğrenciyken yaşadım o koşulları. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar koşulları kendilerine olumlu hale getirmeye çalışmalarını arzu ederim. Yani bazen kötü koşullardayız. Bazen istediğimiz şeyleri elde edemiyoruz ama kendimize güvenmemizi devam ettirelim derim. İnsanlar kendilerine güvendikleri vakit, umutlarını kaybetmedikleri vakit, kendi yaşam standartlarından tutun da yakınlarına kadar pek çok şeye çözüm üretebilirler. Ben ona inanıyorum. Bunları söyleyebilirim. Bilmiyorum. Evet. Genel olarak faydası olur mu? Olmuştur kesinlikle eminim. Yabancı dil bilgisinden bahsettiniz. Konuşmanızın evet. da bazı kesitlerinde turizmde kalifiye personelden ve dil bilen personelden bahsettiniz. Evet. Bu arada Türkçe rehberlik mevzusu konuşuluyor. Hani geri gelmişken. Türkçe rehberlikle ilgili TUREB'in tutumu nedir acaba? Bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Şimdi hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Türkçe rehberliğe karşı değiliz. Biz yabancı dil bilmeden yapılacak olan rehberliğe karşıyız. Yani sonuçta şu anda 12 bin turist rehberi var. Profesyonel turist rehberi. Profesyonel turist rehberlerinin her biri ana dil olarak, resmi dil olarak zaten Türkçeyi biliyorlar. Yani zaten ben İtalyanca yazıyor benim çalışma kartımda. İtalyanca yazıyor ama ben aynı zamanda Türkçe'de rehberlik yapıyorum. Yaptığım oldu. Özellikle 2019'da çoğunlukla Türkçe dilinde de rehberlik yaptım. Dolayısıyla bu dili zaten bütün arkadaşlarımız kullanıyor Türkçe dilini. Ama yabancı dil bilmeden rehberlik yapılmasını yani yadırgıyorum. Yani bunu yakıştıramıyorum da ülkeme. Çünkü 2015'teki verilere göre dünyada en fazla turist getiren 6. büyük ülkeyiz biz. Yani bizim şu anda bir takım krizlerden, ekonomik bunalımdan, işte pandemiden dolayı belki yabancı turist az geliyor ama bu bir zaman sonra gelecek ve bu geldiği vakitte bu turistlere hizmet edecek kaliteli insana, yani kaliteli derken insanlar yanlış anlamasınlar. Yani buradaki kalite kalifeli olması, donanımlı olması, birikimli olması anlamında. Yoksa insanların evet. hepsi aynı kalitededir bence. Böyle olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yabancı dil çok önemli. Yani o insana bir donanım kazandırıyor. Bu olmadan olmasını yadırgıyorum. Yani dolayısıyla ben bizim TÜREP olarak diğer meslek odalarımızı da biliyorum düşüncelerini. 13 meslek odamız var biliyorsunuz. 13 meslek odamızın sayın başkanları da, yönetim kurulları da, rehberlerimizin pek çoğu da yabancı dil bilmeden rehberlik yapılmasına karşılar. Zaten bizim mesleğe giriş koşullarından koşullarımız bellidir. Nasıl rehberlik yapılacağının tarifi de bellidir. Dolayısıyla bunlara sahip olmak gerekir. Eğer Türkçe rehber dediğimiz, yani yabancı dil bilmeden rehberliğe kabul edeceğimiz arkadaşlarımız olursa, şimdi o kadar çok da bir de furya olacak ki şu anda zaten 12 bin rehberin nereden baksanız 10 bini işsizdir tahminen. Ya yeterince iş yapamaz haldeler.
Dolayısıyla yeni insanlar, arkadaşlarımız geldiği vakit 30 bin civarında insanın gelme endişesi var. Bu kaldırmaz, şey de kaldırmaz. Yani gelecek olan insan arkadaşlarımız da kim bilir nasıl hülyavi düşünceler sahipler ama onlar da para kazanamayacaklar. Dolayısıyla bu konuda dil bilen insanlar ya da belli birikimlerin olduğuna inanan insanlar yavaş yavaş sektörden uzaklaşacaklar. Ve böylelikle dil bilmeyen insanlar bir süre sonra yabancı turistlerle karşı karşıya gelecekler. Ve dil bilenler kaçmış olacak ortalıktan, farklı işlere yönelmiş olabilecekler. Çünkü bu hep böyledir. Genelde bütün diğer sektörlerde de böyledir. Dolayısıyla ben buna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bunda da en önemli çözüm, sadece bu olay değil, üniversitelerimizde dil bilme olayının yaygınlaştırılması, dil derslerinin arttırılması, turizm öğrencileri başta olmak üzere pek çok yerlerde dil öğrenme takviyesinin arttırılması düşüncesindeyim. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir turizm rehberlik bölümünde, isim vermeyeceğim, X okulu diyelim, Y okulu diyelim. Haftada 4 saat, 2 saat, 4 saat İngilizce dersi öğretilir mi ya da bir başka ders? Yani buradaki arkadaşlarımızın daha fazla yabancı dil dersini alması lazım. Sadece İngilizce de değil. Mesela ben arkadaşlarıma özellikle olanakları varsa turist rehberliği bölümünde okuyan arkadaşlarıma nadir daha az bilinen dillere de yönelmelerini arzu ederim. Mesela bizde Farsça dili çok az rehber olarak. Farsça diline yönelsinler. Ne bileyim İskandinav dillerine yönelsinler. Çince'ye yönelsinler. Çince gerçi yeterince rehberimiz var aslında sanıldığının tam tersine ama yine de o dilleri öğrensinler. Çünkü İngilizce, Fransızca, Almanca şişti artık çok var. Çok fazla insan var. Çoğunlukla insanlar genelde bu dillerden öğreniyorlar doğal olarak. Yani dil çeşitliliğinin de kazandırılması lazım. Bu dilin turizm bölümlerinde arttırılmış olması aslında çıkacak olan öğrenciyi de rahatlatacak. Diğer dil okullarda da öyle. Yani diğer bölümlerde de bence öyle. Yabancı dil bilmek her zaman avantajdır diye düşünüyorum. Ya bu zor bir şey de değil. Okullar buna katkı verirse YÖK üzerinden de biz çalışacağız mutlaka bu konuya. Yabancı dil sayısı, ders sayısının arttırılması, daha iyi bir eğitim verilmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. Yani bunu gayret etmek istiyoruz açıkçası. Kesinlikle çok haklısınız. Biz de Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak tüm bölümlerimizde ilk iki yıl 9 kredi olarak veriyoruz İngilizce. Üçüncü ve dördüncü sınıfta mesleki yabancı dil dersi veriyoruz ve bunun yanı sıra bir de ikinci yabancı dil dersi veriyoruz bütün öğrencilerimize. Çok mutluluk verici. O zaman öğrencileriniz şanslılar o konuda hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerlendiriyorlardır. Biz de mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışacağız. TÜREP olarak herhangi bir şekilde bu konularda yardımımız olur mu? Onları konuşuruz zaten. Biz konuşuruz hep de zaman akademisyenlerimizle. Teşekkür ediyorum. Soruya verdiğiniz cevap da gayet netti, açıktı. Benim diğer sorum da meslekle ilgili. Bu arada turist rehberliği mesleğiyle ilgili. TÜREP'in yaptığı sınav sistemiyle ilgili bir güncelleme yapılacağını biliyorum. Doğru mudur? Bu konu hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? Şimdi biz yönetim kurulumuzda bununla ilgili bir karar aldık zaten. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu açıklıkla ifade etmek gerekir. En son yapılan sınav biraz aceleye gelmiş. Yani zaten genel kurula işte 15 gün, bir ay kalmış biz dönemde sınav yapılması yeni gelecek olan yönetime bırakılmalıydı etik açıdan. Bu olmayınca alelacele yapılan bir sınavda da tabii sıkıntılar oldu. Bu sıkıntıları da ben ve arkadaşlarım, yönetim kurulumuz özellikle mağdur insanlar lehine bir şekilde karar vereceğiz. Bunun çalışmalarını bakanlıkla birlikte yapıyoruz. Sınav konusu bildiğiniz gibi pandemiden dolayı online şeklindeydi. Online'da evet. Bazı teknik arızalar oldu. İşte ne bileyim insan daha iyi konsantre olamadı belki de. Yüz yüze yapılmasını arzu ediyoruz. Zaten bakanlığın da genellikle görüşü bu yönde.
yüz yüze yapmak daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Kısa bir süre sonra bu konuda bir açıklama yapacağız hocam. O açıklamada sanırım bekleyen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi memnun edecektir diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkürler. Son bir sorum olacak. Estağfurullah. TÜREP Yönetim Kurulu üyeliğine yakın zamanda başladınız. Projeleriniz var mı? Nelerdir acaba? Bizimle paylaşabilir misiniz kısaca? Tabii ki. Şimdi projelerimiz şöyle. Aslında bugüne kadarki TÜREP'in çalışma sisteminde büyük değişiklikler, köklü değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Yasalara dayanarak, yaslanarak. Yani bunları göz önüne alarak. Şu ana kadar bütün odaların meslek TÜREP'te temsilinde bir sıkıntı var. Biliyorsunuz TÜREP bir başkan, 4 yöneticiden oluşuyor. İşte denetim kurulunda 3 yönetici var. Disiplin kurulunda da 3 tane rehber, 2 tane de hukukçu. Yani bu rehber de olabilir hukukçular. Toplam 5 kişi. Şimdi bunlar dağılımı yaptığı vakit belli odalardan, belli şeylerden geliyor. Yani her oda kendini tam olarak TÜREP'te bir koltuk, kendi odalarından bir koltuk gibi düşünüyorlar. Yani olursa biz temsil edeceğiz diye düşünüyorlar. Bu anlayışı değiştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü 13 tane odamız var ve komisyonlar oluşturmayı düşünüyoruz. Bu komisyonlar içerisinde örneğin denetim komisyonu dediğimiz vakit bu sahte rehberlik faaliyetlerinin, illegal rehberlik faaliyetlerinin incelenmesinde her odadan birer temsilcinin, en azından birer temsilcinin yer aldığı ve 13 odadaki bu temsilcilerin o komisyonda söz sahibi olmasını ve TÜREP Yönetim Kurulu'nda bu komisyondan çıkan kararlar doğrultusunda denetim konusunda karar vermesini düşünüyoruz. Mesela bu komisyonlar değişebilir. Mesela eğitim konusu, mesela dil sınavları, mesela akademik sorunlar. Mesela akademisyenlerimizin o kurulda olmasını arzu ediyoruz. Orada rehber kökenli akademisyenlerin olduğu bir kurul mesela düşünün. Bunun dışında farklı bir takım konular. Yani her konu o komisyonlarda konuşulacak, o komisyonlarda karara bağlanacak. Daha sonra o karar TÜREP Yönetim Kurulu'na geldiğinde TÜREP Yönetim Kurulu resmi olarak zaten yöneticileriyle birlikte o karar doğrultusunda, o kararı baz alarak, yani orada çıkan sonucu, raporu baz alarak karar verecek. Böylelikle katılımcılık olayını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Şeffaflık konusunda da her 3 ayda bir gerek mali durumumuzu, gerek faaliyet raporlarımızı açık bir şekilde meslektaşlarımıza paylaşacağız odalar vasıtasıyla. Dolayısıyla burada da yaptığımız her hareket, her şeyin hesabını vermek üzere geldik. Ve meslektaşlarımızın da neler yaptığımızı, nasıl bütçeyi kullandığımızı görmeleri son derece önemlidir ve haklarıdır. Bunun dışında çalışmalar var. Özellikle üniversitelerle ilgili bir takım sorunlar, sıkıntılar var. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Bazen yansıtıyorsunuz, geliyor. Yani bazen değil de çoğu zaman yansıtıyor akademisyen, rehber arkadaşlarımız. Bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar var. O sıkıntıları da birlikte çözeceğimizi düşünüyorum. Benim kafamda özellikle arkadaşlarımla birlikte yaptığımız şeyde mesela belli periyotlar içerisinde rehber akademisyenlerle bir çalıştay ya da bir ortak çalışma yapmak geliyor. Bu belli periyotlarla tekrarlanması gereken bir şey. Zaten meslek odalarıyla, meslek oda başkanları ve yöneticileriyle zaten bunu periyodik olarak yapma şansına sahibiz ve bunu zaten istiyoruz. O zaten olmazsa olmazlardan. Biz kararlarımızı alırken meslek odalarına mutlaka sormak durumundayız. Üniversitelerle ilgili bir sorun olduğunda üniversitelerde görev alan akademisyen meslektaşlarımızdan fikir almak zorundayız. Rehberlerle ilgili sorunları da gerektiği şekilde yansıtacak bir takım iletişimsel ağlar kurmayı düşünüyoruz. Bu konularda böyle bir yapısal değişiklikler düşünüyoruz. Bunların planlaması başladı. İnşallah bunları en kısa zamanda hayata geçireceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında bir takım konularda yeni rotaların oluşması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle rehberlik konusunda. Çünkü biz belli destinasyonlara sıkıştırmışız turizmi. Farklı bölgelerde farklı yeni bir takım destinasyonların açılması ve buralarda rehberlerin eğitim görmesini ve bu konularda uzmanlaşması gerekiyor. Bir diğer olay uzmanlaşma.
rehberlerin uzmanlaşması. Çünkü farklı farklı dalları var turizmin, bildiğiniz gibi hocam. Mesela dağcılık yürüyüş var mesela. Yürüyüş ve dağcılık var, tırmanma var. Sualtı turizmi var. Yani dalgıçlık var. Bu konularda çalışmalar var. Kültürel turizm var. Dini konularda yapılacak olan inanç turizmi dediğimiz turizm var. Sağlık turizmi var son zamanlarda. Gastronomi var. Gastronomi turizmi var. Dolayısıyla farklı farklı alanlarda, farklı farklı konularda meslektaşlarımızın uzmanlaşmaya doğru gitmelerinde yarar olduğunu görüyoruz. Bu tip şeylerimiz, düşüncelerimiz var. Daha pek çok şeyler de var ama sıra sıra bunları zaten açıklayacağız. Ve düşünceleri olan, projesi olan insanlara da açığız. Yani onu da söylememiz gerekir. Herhangi bir meslektaşımız, illa TÜREP Yönetim Kurulu'nda oturan 4 kişi oturup da proje çizecek diye bir şey yok. Bizim bu konularda değerli bir takım projeleri, görüşleri olan insanlara da açık olan bir TÜREP düşünüyoruz biz. Yani o meslektaşlarımızın da çalışmalarını mümkün olduğu kadar değerlendirmek istiyoruz. Çünkü insan potansiyeli diyorum hep başından beri. İnsan toplum ve medeniyet dedik başından beri, turizmi koyduk içine. Peki bunu yaparken biz mesleğimizi yönetirken insanı baz almayacak mıyız? Dolayısıyla insan faktörünü baz alacağımız için pek çok meslektaşımızdan da değerli birikimlerinden de faydalanmayı arzu ediyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey katkılarınız için. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Herkesi selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun. Yayınımızı burada sonlandırabiliriz öyleyse. Haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi günler. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin yeni vizyonu. Sosyal bilimler artı 5'te. Tıp, turizm, tasarım, tarım, ticaret. ...2007'de kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin'in tarihi ve sosyal dokusuna uygun olarak bir sosyal bilimler üniversitesi olarak yola çıktı. Diller ve Dinler Şehri Mardin'de sosyal bilimler alanında yeni yaklaşımlara kapı aralayacak, bölgesel, yerel çalışmalara vizyon kazandıracak araştırmalara ev sahipliği yapan bir üniversitenin olması önemli ve anlamlıydı. Kurulduğu günden bu yana bu alanlarda kayda değer çalışmalar yapan üniversitemiz, bundan sonra sosyal bilimler odağının yanına yeni odaklar ekleyerek Mardin'e ve Hinterland'ına farklı alanlarda katkı yapacak yeni bir vizyon ve misyonla yoluna devam edecek. Kısaca sosyal bilimler artı 5T olarak formülize ettiğimiz yeni odak noktalarımız şunlardan oluşmaktadır. Tıp, turizm, tarım, ticaret, tasarım.